Merhaba ben Tunç Çatıroğlu. Piyasalar yorumuma hoş geldiniz. Bugün altınla başlamak istiyorum. Çünkü çatışmalar nedeniyle altında daha güçlü bir hareket var. Biz zaten bir yukarı yönde hareket bekliyorduk. Ancak Amerikan 10 yıllıklarda da bir yükseliş beklediğim için yani faiz artınca altının düşmesi beklendiğinden bu altındaki yükselişin bir tepki yükselişi olarak kalmasını bekliyor. Ancak çatışmaların başlamasıyla işte şuradaki bu tepki yükselişi yani 6 Ekim'de başlayan yükseliş artık bugün itibariyle içi mokunun da üzerine geçmiş oluyor. Yarın da bunun üzerinde kalmasını beklerim yani. Böyle bir durumda hızlı bir yükseliş gelmesini bekleriz. Şimdi burada savaşın çok fazla yayılması beklenmiyordu. Zaten savaş ilk çıktığında bir sınırlı bir şey olarak kalacak gibi görünüyordu. Arkasından acaba Suriye'ye, Lübnan'a da yayılır mı, İran'a da yayılır mı diye böyle konuşuldu. Ancak Suriye, Lübnan biraz daha ön planda, İran biraz daha geri plandaydı. Şimdi dün akşamki hastanedeki o katliamdan sonra dünyadaki bakış açısı da değişti bir miktar. Ben bunu görüyorum. Yani burada yani bir biz bombalamadık diyorlar ama kimin bombaladığı çok önemli değil bu aşamada. Çünkü buradaki bence yapmak istedikleri şey bombalayarak, işte sindirerek, ederek orayı, oranın boşaltılmasını sağlamaktı. Ve böylelikle boş yere de girecekti İsrail ve de ondan sonra da buraya kadar ilerledik deyip bitireceklerdi belki işte. Ama şu durumda oralar öyle boşalmıyorsa onlar or oraya girmek kolay değil. Girersin çıkamazsın çünkü... Sokak savaşı biliyoruz ne kadar zor bir şey. Özellikle düzenli orduyla falan yapılması falan pek mümkün değil bu işlerin. Şimdi dünya da bunu görüyor. Dünyada da öyle çok büyük bir destek de yok e, İsrail harekatına. Dolayısıyla yani bu savaş kötüye gitti, katliama dönüştü işte gibi şeylerle burada bir yükseliş var. Ama diğer taraftan da e, yani belki bu işlerin biraz daha Artık sonuna gelinebilir diye düşünüyorum çünkü yani böyle bir durumda ilerleyemiyorlarsa ne yapacaklar, yani değil mi? Adamlar da bir yerden sonra tabi delilik bu her zaman olabilir de yani bir yerden sonra durmak durumundalar kendi ülkelerinde de zaten. Herkes tarafından desteklenmiyor. Yani Netanyahu, onun gibi düşünenler daha az sayıda insanlar, kendi ülkelerinde de böyle büyük bir destek yok. Şimdi ilk başta büyük bir destek vardı çünkü terör saldırısı oldu falan karşılık veriyorsun ama şimdi öyle değil artık. Dolayısıyla bu altında biz bir miktar yükseliş daha görebiliriz. Ancak bunlar, bunların devam etmesi için. Amerikan 10 yıllıklarda düşüşün de gelmesi gerekiyor. Yani ikisi birden normalde gitmez. Gitmesinin sebebi çatışmalar. Ve o çatışmalar da dediğim gibi yani bir yerden sonra artık e, azalmak en azından zorunda. Yani kara harekatına dönüşmesi dediğim gibi delilik olmadıktan sonra kolay değil bu saatten sonra. Çünkü artık öyle bir destek de yok. İnsanlar da bırakıp gitmiyor. Bu katliam e, çok... E, bir dönüm noktası oldu diye düşünüyorum. Yani savaşta bir değişiklik oldu dün gece. Biz daha bunu e, görmedik etkisini belki. Amerika yani hala destekliyorum diyor. Biden destekliyorum diyor falan ama öyle değil. Yani bu saatten sonra o kadar kolay değilmişler. O yüzden altında bir miktar daha yükseliş görebiliriz. Şöyle e, en azından 1990'a kadar falan gelebilir şu bölge daha önceden görülmüş olan bölge. Oranın da ilerisine gidebilmesi için şöyle şu veya şurası işte yani buraların da üstüne gidebilmesi de mümkün. Amerikan 10 yıllıklarda düşüş başlayacak olursa. Amerikan 10 yıllıklarda bakın şu 488 gelip bir daha geçebilir demiştik. Geldi ve geçti şu an itibariyle. Yani biraz daha yukarı seviyeler mümkün. Onu da söylemiştim. Şöyle geçmişe baktık dedik. Nereler görülmüştü yani. Çok e, aylar, haftalar önceki zamanlara baktık. İşte şu 2007'ye baktık. 2006-2007 tepesi var 5.2'de. Oralara kadar da belki bir deyip gelebilir. Yani şu anda yükseliş var. Yükseliş güçlü. Amerikan 10 yıllıklarda Amerikan 10 yıllıklarda bakın hareketli ortalamadan Destek bulup yukarı gitti ki ben demiştim yani bu aşağı indi ama ertesi gün üstüne atabilir çünkü daha önceden çok gördük. Destek bulup daha yüksek seviyelere gidebilir. Daha, daha yüksek seviyelere gitmesi demin söylediğim gibi normal şartlarda altında düşüş getirir ama normal şartlarda değiliz. Hiyasalarda e, yani Amerikan borsasında düşüş getirmesini bekleriz ki normal beklentimde o şekildeydi yani. Bu ay sonuna kadar falan zaten ben bir yükselişler bekliyordum Amerikan 10 on yıllıklarda. Ondan sonra da ama artık bir senelik falan bir düşüş bekliyorduk. Şimdi şeyin görüyor musunuz yani güvenli liman diye burada Amerikan 10 yıllıklara para girmesini bekleriz ki oldu da bir gün. Ama o çok fazla olmuyor yani hala daha e, Amerikan 10 yıllıklar çıkmaya devam ediyor. Neden? Neden? Yani güvenli liman diye para girmesi gerekmez mi? Evet, Amerikan hazine davillerine savaş durumunda para girişi olur. Ama olmuyor. Neden olmuyor? Çünkü zaten bir sürü para harcıyorlar Ukrayna'da. Şimdi üstüne kalktılar, iki cephede de savaş yapabiliriz falan dediler. Buraya da şimdi para harcayacaklar. İsrail'e çok büyük para harcayacaklar. Öyle gözüküyor. E bu paralar nereden gelecek? Borçlanarak gelecek. Daha çok borç lanıyorum dediğin zaman kim alacak bunları? İşte o zaman da ancak daha yüksek bir faizden e, razı olunacak gibi gözüküyor. Yani e, alacak olanlar daha yüksek faiz istiyor. Amerikan hazinesi daha yüksek bir faizden ancak borçlanabilecek yani. Yoksa öbür türlü e, biz bu bu kadar faizi bu tahvilleri almıyoruz diyorlar adamlar. Bakın görüldüğü gibi de çıkıyor. 4.92'ye geldi Amerikan oylukla. Dolayısıyla S&P 500 tekrar düşüşe başladı. Hareketli ortalamaya kadar geri geldi. Dow Jones Dow Jones da hareketli ortalamaya kadar geri geldi. Nasdaq Nasdaq da bakın içim okudan aşağı geldi. Tekrar düşüş sinyali veriyor. Hareketli ortalamayı da aşağıya kesiyor. Bu şekilde. Yani biraz daha bu düşüşler devam edecektir diye düşünüyorum yani önümüzdeki en azından yani ay sonuna kadar kasım başına kadar falan devam eder bu şekilde ama dediğim gibi yani İsrail burada geri adım attığı noktada da borsa yukarı, Amerikan 10 yıllıklar aşağı, altın da aşağı bekleyebiliriz. Çünkü ikisi birden olur mu hem altın aşağı hem Amerikan 10 yıllıklar. Çünkü altın hızlı yukarı geldi bir süre sonra ama tekrar altının ben en azından toparlamasını beklerim yani böyle. Fakat bu çatışmalar devam etti. Amerikan 10 yıllıklarda bir noktaya kadar geldi. Ondan sonra o beklediğimiz düşüşler başladı. O zaman altında 2200-2300 dolar bölgesine doğru hareket başlar. Yani bu şekilde hem faiz hem altın hem de savaş dengesini, böyle olacağını düşünüyorum şimdi bu yurt dışı piyasaydı bitcoin'den de bahsedelim. bitcoin e, yükseliş devam ediyor bu işte ETF kuruluyor kurulmuyor diye haberlerle çok çıkmıştı 29.000 e ama oradan geri geldi böyle veya böyle ben bu içim okunun üzerinde kalındığını görüyorum şu anda o zaman bu içim okunun üzerinde kalınıyorsa bu bitcoin de yükselmeye devam eder diyorum yurt dışı böyle yurt içi kötüydü Yurt içinde artık günlük altında bir gün daha kaldık. Yani bir gün kaldık, bir yukarı yaptık. Şimdi bir gün daha tekrar günlük altında, hareketli ortalama altında kaldık. E yarın daha da aşağı gelecek olursa bu kanal da kırılıyor. Bu kanal kırılıyorsa işte 7400 seviyesi destek. Daha evvelden şurada 7.644'ler de var ama yani bence o kanal kırılırsa oralarda falan kolay kolay durmaz. 7.400'e kadar devam eder diye düşünüyorum. Günlükte zaten yani artık düşüş trendine, yani yükseliş trendi bitti günlükte onu söyleyeyim. Yani kısa vadeli yükseliş trendi bitti ama bakın haftalıkta halen daha bunun üzerinde kalabiliyoruz haftalıkta kalabiliyorsak haftalık kırılmadan yani 7700'ler kırılmadan yani haftalık olarak altında kalınmadan bitmez. Yani ana trend bitmez ama şu anda kısa vadeli yükseliş trendi bitti. Sebepleri zaten çok fazla artmıştı. Zaten yurt dışından para gelmiyordu. İçerideki parayla buraya kadar gelinmişti. Biraz daha da gidebilirdi fakat bu çatışmaların Sıçrama ihtimali onlar da tabii ki Türkiye'nin de bu durumda daha olumsuz etkilenmesi söz konusu olunca tabii ki satışlar geliyor. Türkiye nasıl olumsuz etkilenebilir? Bir kere petrol fiyatları arttığı zaman olumsuz etkilenirsiniz. Cari açık sizin için artıyor demektir yani bu en başta bu var yani hiç bu Bizim oraya bir askeri müdahale yapmamız, bir işte barış gücüne asker göndermemiz, oradan buraya mülteciler gelmesi gibi olaylara hiç girmeye gerek yok. Yani petrol arttığı zaman bizim gibi ülkeler için kötüdür. Bu kadar basit bir şey yani. yani dolayısıyla borsada dediğim gibi zaten durum kötüye gelmişti. Kötüye kötüye gidiyor demiştik. Şuradan bir tepki gelebilir dedik. Bakın o tepki de geldi. Ama tepki olarak da kaldı. Şimdi bugün daha beter aşağı gelmiş olduk. Bakın işte bu bir kanal. Yani bu kanal bunun altına artık yarın gelirse daha da kötü olur. Bayağı da bir zayıflama var görüyorsunuz. Devam edebilir bu. Yani bu kanalda kırılabilir. O zaman yeni hisse almamakta fayda var. Ee, Sata teknik olarak sata dönen hisselerde yavaş yavaş elden çıkartmakta fayda var. Ben zaten burada hisse bazında yorum yapmıyorum ama hisse bazında yorum yaptığım o Info Yatırım'daki e, analiz pro bölümünde analiz pro ürününde ...bayağı bir şeylere satın diyorum. Yani e, çünkü yani düşüş trendine illaki girmek şart değil. Burada yatayda kalabilir çok uzun bir süre yatay gidebilir. Haftalar sürebilir yatay gidişat. O zaman siz ne bileyim boşuna beklemiş olursunuz. Çünkü bir yerde faizden kazanabiliyorsunuz şu anda. Yani bireysel yatırımcı böyle bak faiz var. Faizin artmasını da bekliyoruz. Mehmet Şimşek yakınız diyor. 35 bir kere olur o faiz. Üstü de biraz olabilir ama 40 herhalde olmayacak. Öyle gözüküyor. E 35 olunca mevduat faizleri de biraz daha artabilir ama öyle pek o tarafta 50 falan olmayacak gibi gözüküyor. Yani çok abad edecek bir faiz olmayacak o yüzden düşüş trendine belki girmeyecek borsa ama yatayda da uzun süre kalabilir. Çünkü halen daha işte o faizde ne bileyim işte daha cazip gelebilir birilerine. Yani Burada garanti para var borsa bir yere gitmiyor abi denebilir. O yüzden çok pozitif olamıyoruz bugün borsa hakkında. Bugün de bu kadar.